Merhabalar, Eser Haber'in röportajına hoş geldiniz. Kendinizi tanıtmanızı istesek acaba mümkün mü? Ben Mustafa Aydemir, Antalya Lisesi mezunuyum, Antalyalıyım. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunuyum. 1982 yılında Erzincan'a bu portreyi yaptım. Atamızın büyük portresini yaptım. 35 yıl kaldı ama geçen yıllar arasında yeniden çelik betonarme alınması ihtiyacı doğdu. İnşallah onu yapacağız. Bunun için neler gerekli? Bunun tamamen kalıcı olabilmesi için? Bunun tamamen kalıcı olabilmesi için 10 milyon TL'lik bir bütçe gerekiyor. 3 milyon TL'lik bütçeyi ben buldum. Buldunuz, evet. Bununla siyah bölümü tamamlayacağım. Bayramdan sonra dağa çıkacağım. İnanıyorum ki bu yapım aşamasında o geri kalan para da bulunacak ve atamız sonsuza kadar orada kalacaktır. Böylece bu şeye dünya çapında ödüllere layık olan bu sizin gayretiniz, çalışmanız. Evet. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ü geleceğe taşıyacak olan bu güzel proje sonsuza kadar ulaşabilecek. Çünkü 2009 bunu hak ediyor zaten bu sanat eserimiz. Dünyanın en büyük portresi halen. 2009 yılında Smithsonian Müzesi yetkilileri bunu dünyanın 100 sıra dışı sanat eserinden dünyanın en büyük portresi olarak deklare etti. Smithsonian Enstitüsü'nde bu oldu mu? Enstitüsü değil, müzesinde. Kuratörleri belgeselini yaptılar zaten. Bende de bir CD'si var ve Amerika'da gösterdiler. Biz bundan dolayı gurur duyuyoruz. Onun silinmesini asla istemeyiz. Atamızı sonsuza kadar orada yaşatmak. Bu Smithsonian Müzesi'nin belgeselini, evet, Washington'da belgeselini bizimle paylaşırsanız biz de izleyicilerimize duyururuz. Tamam, bir ara iletirim size. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi günler diliyorum. Sağ olun.